Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Manisa TV izleyicileri, Cuma Sohbetleri programından hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfiretiyle selamlıyoruz. Rabbimizin bu mübarek saatlerde üzerimizdeki rahmeti, bereketi daim olsun inşallah. Bugünkü Cuma Sohbetleri programımızda Manisa İl Müftülüğü vaizlerimizden, cezaevi vaizimiz Aziz Yavuz hocamızla bugün bilhassa gündemde olan, gençler arasında sanki çok büyük sorunlarmış, çözülemeyizmiş bir sorunlarmış gibi görünen kötülük problemi üzerine, kötülük neden var konu başlığı üzerine konuşmaya çalışacağız beraber hocamızla. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun. Yaklaşık bir ay önce tekrar bir program yapmıştık. Evet. Bugün yine beraber program yapmayı nasip etti Rabbimize. Hamdolsun inşallah. Hocam işte bilhassa ateistler veyahut tam olarak deistler veyahut bu tarihsel bağlamında da kötülükle ilgili işte Allah Celle Celaluhu işte kötülüğü niye yarattı? İşte evet. Bu zulme, haksızlığa, kötülüğe Allah niye seyirci kalıyor? Adalet, Allah'ın adaletine bu sığar mı gibi bir takım sorular bilhassa inançsızlar tarafından ortaya atılıyor. Halbuki inanma derdi olanların böyle bir sorunu yok. Evet. İşte bazı kimseler diyor ki Allah dünyadaki zulüm, haksızlık, kötülük gibi şeyleri engellemek istiyor mu, istemiyor mu? Veya işte burada tamamen Allah'ın kudretine bir atıf var. Evet. İşte bazı çağdaş araştırmacılar da bu konuyla ilgili ateizm ve özellikle de deizm gençler arasında hızla yayılan bir eğilim olduğunu gösteriyor. Bu eğilimin nedenlerinden bir tanesi de kötülük problemi olarak görüyor. Evet. Bugün itikadi anlamda işte biraz da kelami eserler okumamaktan veya araştırma üzerine yapmamaktan tamamen ya sosyal medyadan ya gençlerin işte bilhassa sosyal medyada veya dijital ortamlarda yaygın olan farklı klişe kelimeler. Klişe kelimeler de var. Farklı bilinçli olarak açılan kasıtlı siteler olan. Var. İşte evet. Evrimle ilgili siteler var. Ve bunlarla ilgili de imani anlamda dert edinip bu sorunlarına cevap verememe gibi bir durumumuz da var. Bugün bu ihtiyaca binaen aslında bu programı yapalım. İsabetli dedi. Olmuş sayın. Kıymetli hocam işte biz hani kötülük neden var? Evet. Niçin var? Bununla ilgili kötülük kavramı üzerinden yola çıkarak işte kötülük gerçekten bir problem midir, değil midir? Kime göre programdır? Buradan başlayalım isterseniz. İnşallah. Siz ilk sözü size vermiş olayım. Allah razı olsun. Rabbimize hamdolsun. Bizleri yoktan var ettiği için, hayrı da şerri de yarattığı için Rabbimize hamdolsun aslında. Gerçekten İslam ve Müslüman dinimiz o kadar kapsamlı, hayatın içerisinde o kadar nüfuz etmiş, hayatın insanların aklına gelecek olan bütün sorulara o kadar mükemmel cevap getirmiş. İlahi bir kitabımız Kur'an-ı Kerim, yaşayan bir örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var ki biz bütün bu dediğiniz sorun gibi görünen, problem gibi algılanan, tarihsel anlamda felsefi açıdan bakıldığında birçok değerlendirmelere, düşüncelere tabi tutulan, üzerine ekoller oluşturulan, birçok tanım getirilen kavramı aslında Kur'an ve sünnet en güzel çerçevede bizlere öğretiyor, bizlere bakıyor. Bu ifade ettiğiniz şeylerden hareketle aklıma hemen şu geliyor. Bizler Kur'an'ın ve sünnetin çizgisinden ne kadar uzakız, onu anlamada ne kadar aciziz, onu anlamak için hiçbir şey yapmadığımızı ve bu gibi fikirler ile bizim iman dünyamızı, kalp dünyamızı, inancımızı sorgular hale getirecek bir takım yapıların ortaya çıkışı bizim bu ana çerçeveden aslında ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor Sayın Hocam. Şimdi kötülük dediğimizde bunu bir kavram olaraktan insanların zihnine yaklaştıran bakış açılarına baktığımızda milattan önceki bir tarihsel sürece yaklaşıyor. Yani 700'lü yıllar gibi aklımda kalmış araştırmalarımda. O süreçten bugüne son zamanlardaki kavramlarıyla beraber hepsini harmanlayacak olursak önümüze şunu görüyoruz Sayın Hocam. İnsanların ilahi kavramdan yani Allah inancından, Rab inancından, İslam'ın ve imanın temel kaidelerinden uzaklaştırılması noktasıyla atılmış planlı bir çalışma olduğu aslında bir bakıma karşıya çıkıyor. Ama her nedense günümüze kadar yapılan birçok araştırma, yapılan birçok değerlendirme, adına yazılan birçok makale, kitap işi böyle tam esas manasıyla tutup şudur deyip de ortaya koymamış.
O açıdan bakılınca gerçekten işin bir problem zihniyeti varmış gibi algılanıyor. Oysa işin temelinde öyle bir şey yok. Bunun planlı ve bilinçli bir araştırma sonucunda insanların Allahü Teala'ya olan imanlarını, Allahü Teala'nın yeryüzüne olan müdahale edip etmediği deist ve teist yaklaşımlar insanların gönül dünyasında, zihin dünyasında, günlük hayatında böyle hep ortaya atılmaya başlamış. Yani kötülük dediğim şey aslında Kur'an şöyle ortaya koyuyor. Hayır ve şer ifadesiyle hocam ortaya koyuyor. Evet. Yani iyilik ve kötülük manalarına Kur'an'da baktığımızda karşılığı olaraktan bela kavramı var. Musibet kavramı var, imtihan kavramı var. Bunlar insanların hayatında, hayatlarında ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar devam edip gelmiş. Evet. Şimdi bir örnek verelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Şems suresinde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah insanın iki yönüne işaret ediyor. İki mahiyetine işaret ediyor. Bir, iyi olma, takvalı olma, bu yönünün geliştirilmesi noktasındaki yöne işaret ediyor. İki, kötü, yani insanın günah işleme, şer yapma, yeryüzünde fesat çıkarma gibi bir takım kabiliyetleri de onun yaratılışı içerisinde var olduğunu biz bu ayet-i kerimeden ortaya görüyoruz. Ve ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatları arasındaki hadiseye baktığımızda, yani Kabil ile Habil arasındaki hadiseye baktığımızda yeryüzünde ilk cinayetin işlendiğini, ilk kötülüğün işlendiğini görüyoruz değil mi? Yani Habil'in Kabil tarafından öldürülmesinin neticesinde ortaya bir durum çıkıyor. İlerleyen süreçlere geldiğimizde yine peygamberlerin hayatına baktığımızda Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın evlatları arasında bir fesat, bir hasetin ortaya çıkması sonucu Bünyamin ile kardeş olan Hazreti Yusuf'un daha sonra kuyuya atılıp bir Mısır hadisesi, serüveni akabinde Kur'an'da Yusuf suresinde geçen olaylar zikrediliyor. Yani bu da insanlık tarihinde ve buna benzer birçok şey insanların hayatında ilk günden bugüne ortaya çıkmış oluyor. Öyleyse şu soru insanların aklına geliyor. Yani kötülük yeryüzünde var olma sebebi insanların yapmış olduğu davranışlar, fiiller, eylemler sebebiyle mi gerçekleşiyor? Akabine Allah-u Teala yeryüzünde insanların hayatına gelebilecek kötü olan şeyleri belirlemiştir. Bunlar kötüdür, bunlar iyidir diye Nas ile bize bildirdiği şeylerden dolayı mı bizim başımıza geliyor? Bu çıkmaz arasında insanlık gidip geliyor değil mi Sayın Hocam? Evet. Buradan baktığımızda zaten kelamcılarımız buna çok güzel açıklık getirmişler. Meseleyi Nas'tan, Allah'ın hükümlerinden ayırmadan akıl ile bu işin ortak bir zemine, sağlam bir zemine yerleştirmeye çalışmışlar. Aklı da devre dışı bırakmamışlar. Allah'ın Nas ayetlerini, uygulanan hükümleri, geçmiş şeriatlardaki kanunları vesaire hiçbir tanesini devre dışı bırakmadan hepsini inkar etmeden akıl ile bunları ortaya koymaya çalışmışlardır. En doğrusu da zaten budur. Yoksa işin meselesinden çıkamazsın, işin içinden çıkamazsın. Yani akıl ile sadece bir şeyi anlamaya çalışırsan o zaman Allah'ı sorgularsın Ayşe. Öyle değil mi Sayın Hoca? Hocam buradan tam yola çıkarak şimdi Allah Celle Celaluhu insanı yaratmak istediğinde meleklerin şöyle bir itirazı oluyor. İşte ya Rabbi işte yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek birini niye yaratıyorsun? İnsanın dediğiniz gibi fıtratında böyle bir haset var ama Cenab-ı Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor. Evet. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Tamam. Ve bazen de öyle oluyor ki biz kendimize göre, nefsimize veyahut kendi akli anlamda düşüncelerimize göre iyi kötüyü kendimiz belirliyoruz. İşte bu kötüdür diyoruz. Allah bunu niye yarattı? Şimdi bize göre kötü olan ya da tabiata, evrene vesaire ona göre kötü olan Allah'a göre iyi mi, kötü mü onu biz bilemiyoruz. Evet. Allah'ın verdiği bir bize aklımızın da hani bir sınırında bir yer var. Hep biz kendi aklımıza, nefsimize, kendi şeyimize göre değerlendiriyoruz. Tabii burada bilmemiz gerekiyor ki bir imtihan dünyasındayız. Evet. Ve Cenab-ı Allah bizleri hani وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ. İşte biz sizi mallardan, canlardan, işte ürünlerden eksiltmekle, açlıkla imtihan ederiz buyuruyor. Evet. Ve Cenab-ı Allah aslında insana hem iyi ve kötü noktasında da bir özgür irade veriyor. Bugün hani biraz önce girişte de söyledik ya bu kötülük problemi var diye iddia edenler aslında Allah'a bilhassa bunu isnat edenler, Allah'ın buna engellemediğini isnat edenler aslında mesela bugün bir soru geliyor aklıma.
Afrika'da insanlar, birçok insan açlık problemi çekiyor. İşte onlar için bir kötü hastalıklar vesaire. Bugün işte ya Allah bununla buraya niye iyi anlamda yapmıyor diye sorgulayanlar, Afrika'ya bu silahları satanların veyahut insanlar tarafından oraya götürülen zulmün, felaketin, ya işte aslında halbuki dinimiz Allah Celle Celaluhu iyilikle ön plana çıkanları met ediyor, övüyor, ona mükafatını vereceğini söylüyor. Oraya odaklanmıyor. Öbür tarafta Allah niye kötü yarattı diyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun ilahi adalet prensibinden baktığımızda bizim وَعَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Bu ayet bir öncesinde hani كُتُبَ عَلَيْكُمْ لَقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ, sizin hoşunuza gitmese de Allah savaşı size işte farz kılmıştır diyor ya. İşte bazıları da mesela savaş barış ortamından yola çıkarak, niye barış dünyada tamamen yok da savaş da var. İşte biz genelde şeye takılıyoruz, sebep ve netice bağlamında değil de işte savaş niye var, barış niye var bakıyoruz. Allah Celle aslında temel itibariyle baktığımızda Allah Celle Celaluhu bizim belki kötü olarak murad ettiğimizde hayırın olabileceğini biz bilemiyoruz. Sonradan bu meydana çıkıyor. Sonuç itibariyle biraz bakmamız lazım meseleye. Ve bugün işte savaşın neticeleri de var, sebepleri de var. Sebeplerine takılıp kalıyoruz ama belki neticeler itibariyle seneler sonra neler önümüze çıkacağını bilemiyoruz. Ve buradaki savaştan kasıt Allah'ın muradı var mı yok mu? Ya da kötülükten kasıt Allah iyi ve kötüyü yaratmıştır ama kötüye rızası yoktur. Evet. Bu pencereden de bakmamız lazım. Tabii ki. Ve iyiyle bu sefer yeryüzünde imtihanımızın gereği olarak sonunda kimin iyi kimin kötü, özgür irademizdeki yani özgürlükçüyüz diyenlerin birçoğu aslında kötülük problemi var diyerek, Allah'ın buna müdahale etmesini isteyerek aslında kendi özgür iradelerini inkar etmiş oluyorlar. Burada da bir tezatlık vardır. Madem Allah bize özgür irade vermiş, iyi ve kötüyü seçme vermiş, o zaman iyiyi seçenlerle kötüyü seçenlerin sonuçta ahiret inancı da bunu kapsayarak bir neticeye ulaşması lazım. Zaten orada çıkmaz, orada yakalanıyor hocam. Yani bir ateistsel düşünce, yani Allah'ı varlığını kabul etmeyen, ahiret hayatını kabul etmeyen deist inançlar tam burada çıkmaza giriyor. Yani mesele arasında ana çizgi orası. Metafiziksel anlamda dünyadaki yaşanmış olan birçok hadisenin, yaşanan hadisenin, deprem, sel, ölümler, hastalıklar, afetler, yıldırım çarpmalar, birçok şey, hepsini metafiziksel anlamda anlamaya çalışıp Allah inancına yaklaştırmadan, Allah'ın yeryüzüne müdahale etmediği inancına yaklaştırmadan, bu inancı dikkate alaraktan kendi akıllarınca işi Kur'an ve sünnet çerçevesinin dışında biraz anlamaya çalıştıklarından zaten çözülememiştir. Zaten İmam-ı Gazali'nin filozofları tekfir etmesinin sebeplerinin içerisindeki anın noktalardan bir tanesi, genel anlamda baktığımızda işin İslami ve inanç boyutundan ayrı değerlendirmeye çalıştıkları içindir. Yani her şeyi araştırıp her şeyi bulma gayreti içerisine girmişler ama iman edip de iman dairesi içerisinde işin İslami bakış açısıyla anlamaya çalışmadıklarından dolayı bugün bu kavram bizim karşımıza çıkmıştır zaten. Mesele oradadır. Yani bakın Yunan inancına birçok tanrı vardı değil mi? İyilik tanrısı vardır, kötülük tanrısı vardır, bilmem ne tanrısı vardır. Onlar her şeyi tanrılaştırmışlardır. Her şeye müdahale eden, yani kötülüğü yapan falanca bir tanrıdır inancıyla farklı bir inanç sistemi ortaya koymaya çalışmışlardır. İyiliği savunan, iyi olan vesaire tanrıdır diyerekten ona yöneltmeye çalışmışlardır. Ama İslam ne yapmış? Kur'an her şeyi ortadan kaldırmıştır. Demiş ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهَ لَفَسَدَتَا. Eğer yeryüzünde Allah'tan başka bir ilah olmuş olsaydı fesat çıkardı. Şimdi oradaki tezat zaten bir tek inanca inanmadıklarından dolayı tezatmış gibi algılanıyor. Yani iyiliği yaratan Tanrı haşa başka, kötülüğü yaratan ilah Allah haşa başka, diğer şeyi yaratan, o zaman her şeyin yaratıcısı ayrı bir ilah olaraktan ortaya çıkıyor. Ama bu ayet bakın hepsini ortadan kaldırıyor. Diyor ki eğer Allah'tan başka bir ilah olmuş olsaydı yeryüzüne fesat çıkardı. Zaten bugünkü bu bakış açısındaki fesadın sebebi de bir tek ilah Allah inancının dışında bu işi anlamaya çalıştıklarından dolayıdır. Ana cevap budur insanların zaten. İnsanların yaptıkları yüzünden, kendi elleriyle yaptıkları yüzünden yeryüzünde bozulmalar çıkacak diyor Rabbimiz. Yani onu aslında biraz daha şöyle değerlendirmek lazım. Yani ayetlerde geçer ya, اِنْ تُسِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُسِبْكَ مُسُيبَةٌ سَيِّئَةُ يَفْرَحُ بِهَا. Öyle bir de اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Yani ölüm sizi bulacaktır. Sarp kaleler içerisinde olsanız bile bu size bulaşacak.
اِنْ تُسِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ Yani eğer bir iyilik olursa bu nedendir? Allah'tandır. Eğer bir kötülük olursa da o size isabet eder. İsabet eder. اِنْ تُسِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُسِبْكَ مُسِيبَةٌ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا Yani o ayeti tam oturtamadım ama izleyicilerimiz artık kusurumuza bakmasınlar. Hafıza beşer insan şaşıyor bazen. Ayetin devamında diyor ki yani size bir şey isabet etmişse bu Allah'tandır. Kötülük isabet etmişse o sizin yaptıklarınızdan dolayıdır. Ama şunu bilin ki قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bunların hepsi Allah'tandır. Yani evet. Hayrı da şerri de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse insanların başına gelen kötü şeylerin yaratıcısını haşa farklı bir ilahmış gibi algılayıp onu bir problemmiş gibi görmek işi çok farklı bir boyuta inkara götürür. Oysa evet. Ayet ne der? İntekfuru fe innallaha ganiyun ankum ve la yarza li ibadihil küfr. Allah'ın sizin küfrünüzde kötü işler yapmanızda rızası yoktur. Allah'ın iyide rızası vardır. Allah rıza göstermez. Öyleyse hocam bu nereden ortaya çıkıyor? İlah olması hasebiyle Cenab-ı Hak her şeyi yaratandır, halk edendir, hayrı da şerri de yaratandır. Ve her şeyi güzel yaratmıştır. Bir de mesela Allah'a işte iyiliği önünü aç, kötülüğü önünü kapat gibi sınırlandırma gitmek de bizim haddimiz tabii değil. Tabii ki o zaman ilah celi müsemmanın anlamı kalmaz Allah yani. Allah celi celaluhu'nun burada bizi hani hiç yaratmayabilirdi de. Tabii hani ki. Kim bize lütuflar vermek, ikramlarda bulunmak, bu dünyada evet imtihandan geçiyoruz. Kimlerin imtihanı ağır, kimlerin ki... belki hafif geçiyor gibi görünebiliyor ama dediğimiz gibi mesela Allah Celle Celaluhu'nun işte ahirette mükafatı var. İşte vakti zamanında aylan bebek vardı sahile vuran. Evet. Herkes dedi ki ya işte aylan bebekler kimin onu şeye vurduğunu, sahile vurdurmaya sebep olduğunun üzerine düşünmekten ziyade tamamen çocuklar niye ölüyor? Allah buna niye razı gibi farklı bir yaklaşım. Sorumluluk meselesini insan kendinden uzaklaştırıyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu insana sorumluluğu yüklemiştir. Evet. Ayet-i kerimelerde de dağlara taşlara emaneti almadılar ama insan bunu yüklendi. İnsan işte bu anlamda cehalet üzerinedir. Şurada dikkat etmemiz gereken bir mesele daha var hocam. Bunu hatırlatmadan da geçmeyelim. Yani şimdi Allah Celle Celaluhu'nun lütfu, mağfireti geniş. Allah'a hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Muhakkak. Ve Allah Celle Celaluhu'nun işte rahmetim gazabımı geçmiştir. Evet. Hadis-i şeriflerde de böyle buyuruluyor. Ve baktığımız zaman belalara, musibetlere, işte peygamberlere, enbiyalara, evliyalara, Allah dostlarına daha fazla aslında İmkanlı. Şeyler geliyor. Peygamber, lazım peygamberleri var değil mi yani? Diyor ki yani başınıza bir bela gelin aslında benim çektiklerim bakın. Yani Allah peygamberin çektikleri yanında bizim çektiklerimiz hiçbir şey değil. Evet. Yani yeryüzünde çocuklar oluyor, işte seller, depremler vesaire oluyor. Bazen öyle bir pencereden bakıyor ki, ya şimdi bir hocamızla böyle bir istişare yaparken işte hocam yeryüzünde depremler oluyor, insanlar ölüyor. Şimdi hocam dedim Allah'ın depremleri yaratmasına bakacak olursak, depremlerin olması aslında insanlar için bir anlamda da bir imkandır. Niye? Çünkü yeryüzündeki madenler, kaynaklar ortaya çıkartıyor Allah Celle Celaluhu. Bize imkan tanıyor. Yani bu yeryüzü kaynaklarıyla. Ama insanların işte inşaatlarda malzemeden çalması veyahut dere yataklarına işte evler yapması, selin önüne şey yapması, doğanın dengesini bozmaya çalışması veyahut işte fay hatları üzerinde depreme dayanıklı evler yapmaması vesaire. Bu işi eski insanlara bakıyorsunuz yerleşim. Manisa'da bile baksak yerleşim biraz daha şey oluyor değil mi? Sorumluluk ve sebep kısmını görmezden geliyor. Buradaki insanın üzerine düşen o imtihanın gereği olarak yapması gerekenlere aslında takılmıyoruz. Tamamen işi ana merkeze atmaya çalışıyoruz. Üzerimizden sorumluluğu atmaya çalışıyoruz. Burada da bakmamız gereken mesele farklı. Zaten Rum suresinde öyle diyor değil mi? Yani Allah yeryüzünde insanların kendi elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı netekim onların bir kısmını dünyada tattıracağız diyor. Yani fesat çıktı diyor. Evet. Zahara'l fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yuzigahum ba'dellezi amili. Onların bir kısmını dünyada insanlara tattırıyor Cenab-ı Hak. Doğanın kirletilmesi her şey bunun içine yani giriyor. Bu tattırıyor derken hocam bazen de mesela şimdi bazı insanların imtihanları farklı. Mesela yani bu tattırıyor kısmını insanların azap olarak algılaması yanlış. Kötülük olarak algılarsa yani yanlış? İşte orası imtihan olarak algılanması. Ona da değinmek istiyorum hocam. Şöyle mesela birisinin bir sınava girecek. İşte bu hafta sonu kardeşlerimiz üniversiteye giriş sınavına girecekler. Allah hepsinden zihin açıklığı versin. İnşallah. Çalışmalarının karşılığını onlara da bahşeylesin inşallah. Zira insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Muhakkak. Çalışana muhakkak. Oldu ya çalıştı, çabaladı, her şeyi yaptı. O sınavda başarılı olamadı.
Hatta bazen bize geliyorlar, hocam yani hak eden varken hak etmeyene verildi, bu adalet mi falan. Burada da aslında insanların kendi problemlerini Allah'a şey yapması var. Ama şöyle de bir durum var burada. Şimdi herkesin imtihanı farklıdır. Yani işte bir yüksek mertebede birisine yapacağınız sınavla basit bir mertebede yapacağınız sınavın zorluk derecesi farklı olabilir. Evet. Ama sınavı geçtikten sonra mükafatı da ona göre fazladır. Bak. Şimdi işte olmadı, biz ne deriz? Hayırlısı olsun. Olanda da hayır vardır, olmayanda da hayır vardır. Bizim hayır zannettiklerimizde şer zannettiklerimizde hayır olabilir düşüncesiyle bakmamız lazım. Bir de Allah Celle Celaluhu, belki bugün biz hemen ani bakıyoruz, aceleciyiz çünkü insanın fıtratında var. Bir an önce çözüme ulaşsın istiyoruz. Halbuki seneler sonra diyebiliyoruz ki ya iyi ki olmamış. Evet. Yani Cenab-ı Allah'ın bizim belki ahirette diyeceğiz ki ya keşke şu nimetler vermeseydi de ahirette ben daha ferah içerisinde olsaydım diyebileceğiz. Bazıları için hastalık geliyor, musibettir, bela olarak addederiz. Ama o hastalık kimileri için kurtuluş olabiliyor. Evet. Engellidir kardeşimiz. O engellik belki onun için ahirette kurtuluş olacak. Veya bu dünyada onun daha farklı imtihanlara, daha zor durumda olmasına belki de kurtuluşuna vesile olacak. Mesela biz ne diyoruz? Hep böyle kendimizi ateşin içerisinde görüyoruz. Halbuki kendimizden daha zor durumda olanların imtihanına bakmıyoruz. Ama evet, imtihanı zor olanın aslında daha çok mükafatı ereceğini de unutuyoruz. Belki bizim günahlarımıza, hatalarımıza kefarettir ki hani hasta olanlar için hocalarımız genelde cenazede dua eder. Ya Rabbi bu kardeşimizin çektiği hastalıkları, günahlarına kefaret eyle. Evet. Bizim böyle bir inancımız da var. Bu pencereden aslında değerlendirmemiz lazım. Bir de şu tarafı var. Yani işin hikmet boyutu var hocam. Hı-hı. Yani bütün bu dünyadaki kainatta yaşanmış hadiselerin, yaşanacak hadiselerin, insanın başına gelen her türlü şeyin bir hikmet boyutu var. Yani işi sebepsiz ve de işin sebebi itibariyle bir sonuca bağlamadan meseleyi anlamaya çalışırsak zaten askıda kalıyor. Nedir hikmet boyutu? Cenab-ı Hakk'ın şüphesiz bir rububiyet sıfatı var. Yani Rab olması hasebiyle insanı yeryüzünde terbiye etme sıfatı var. Cenab-ı Hak bu sıfatına haiz olaraktan insanların başlarına gelen her türlü şey ile insanı terbiye etmeye ve onu yetiştirmeye, onu insanı kamil sıfatına, erdemli ihsan seviyesine ulaştırabilmek için bütün bu hadiselere bu pencereden bakmıştır bütün tasavvufi ekoller. Yani işin başa gelen hadiselere sabır ve dua ile işi karşılamışlar. Dua ile kurtulmayı münacat ederekten, Cenab-ı Allah'a yönelerekten işin hayra tebdil olmasını istemişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da müminin başına gelen durumları özetleyen güzel bir hadis-i şerifi vardır. Hatırlarsanız aceben li emlil mümini inne emrahu küllehu lehu hayr ve leyse zâlike li ehadin illa lil mümin. Müminin diyor ne acayip tavrı vardır. Bakın mümin nasıl tarif ediyor değil mi Allah Resulü? Onun için diyor bu özellik sadece müminde bulunur. Başka hiç kimsede bulunmaz karşılaştığı işler hasebiyle. Onun başına inne esabetu serra'e fekâne hayrelle. Yani in esabetu, onun başına bir iyilik, güzellik, mutluluk gelse bunu hayır olaraktan bilir. Yani ve in esabetu zarra'e fekâne şekerle. Yani onu başına da bir zarar gelse ona da şükreder. Yani daha beteri, daha kuvvetlisi, daha ağırı gelmedi diye onun için bir şükür vesilesi olur. Bakın müminin tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani başımıza her türlü kötü hadise gelebilir. Bilemeyiz. Rabbimizin bizlere ne ile imtihan edeceğini bilemeyiz. Dünya hayatında insanların yapılan planlamaların neticesinde bu hayatta ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Belki yarın bir savaşın içerisinde olacağız. Belki şuradan çıktığımızda çok şiddetli, hızlı gelen bir aracın bize çarpması sonucu geri kalan hayatımızı Allah vermesin ağır bir şekilde geçirmek zorunda kalacağız. Vesaire vesaire ki durumlar karşısındaki işin sabır boyutuna ve dua boyutuna Rabbimiz dikkat çekiyor ki Kur'an'da da وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitne buyuruyor bakın. Sizi hayır ile şer ile biz dünyada imtihan edeceğiz. Bu imtihan boyutu dünyasını dikkate aldığımızda bütün bu hadiselerin ilâ ecelin müsemmâ, yani belli bir vakte kadar Cenab-ı Allah'ın müsaade ettiğini ve gullil mü'min, dileyenin mü'min olsun, dileyen kafir olsun diye Cenab-ı Hakk'ın Hodr meydan okuduğunu, dileyen kötülükte aşmak istediği sırrı, asmak istediği miktarı istediği kadar aşma müsaadesi edildiğini, bugün 2011 yılından böyle Suriye'deki Ehl-i Sünnet kıyımının yapıldığına baktığımızda,
Filistin'in 1945'lerden bu tarafa ne hadiselere sokulup insanların hangi zulümler içerisinde kaldığımızda birçok hadiseyi değerlendirip göz önünde bulundurulduğumuzda iyi ki kıyamet, ahiret var, iyi ki ilacelim müsemme, bunların hepsinin bir vakti, sonu olduğunu, esas işin ahir olduğunu, ebedi hayatın orada olduğunu, insanların ikaba ve mükafata orada yaşayacaklarını bilinci insanda bu hadiselere bakış açısını o kadar kutlu bir zemine yerleştiriyor, o kadar mükemmel bir hissiyata ulaştırıyor ki insana, insan gönül dünyasında Allah'a imanın ne kadar kıymetli olduğunu ve inancın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyor Sayın Hocam. Hocam şimdi söz sözü açıyor, evet. Aslında güzel yerlere de temas ediyoruz. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizi mükerrem varlık olarak yaratmıştır. Yani şerefli mahlukat olarak. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem buyuruyor. Evet. Ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratıyor. Ve Cenab-ı Allah kendisine layıkıyla kulluk yapanlar aslında ahsen-i takvim olarak yüksek makamlara kadar en güzel surette yarattığı için Cenab-ı Allah bizi çıkabiliyoruz. Ama Allah'ın emirlerine uymayınca, Allah Celle Celaluhu nehyettiklerinden sakınmayınca bu sefer esfele safiline kadar düşüyor. Aşağıların aşağısına düşebiliyoruz. Evet. Ve burada insanın farklı bir yolculuğu var. Ve biz bu yolculukta dikkat etmemiz gereken aslında çeşitli unsurlar var. Yani Allah her cuma namazında hutbeden inmeden önce hocalarımız Nahl suresinin ayeti kerimeyi okurlar. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münker vel bagh. 3 şey emredilir, 3 şeyden nehyedilir. Şimdi emredilenler işte iyilik, adalet, akrabaya bakmak. Öbür tarafta nehyedilenler fuhşiyat, azgınlık ve kötülükler. Şimdi baktığımız zaman Allah kötülük var ama nehyediyor, ondan uzak durmamız gerekiyor. Ve kötülükte ısrar edenler, kötülük üzerine hayatlarını ikame edenler ve kötülükle iyilik arasında bir tercih yaptığında bilinçli olarak iradesiyle bu kötülüğe meyledenler bunun da sonucuna katlanmak durumunda kalacaklar. Evet. Ki Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ne kadar geniş, lütfu ne kadar geniş. Allah'ın verdiği nimetlere baktığımızda sayamayız o nimetleri bizler ama Allah Celle Celaluhu'nun da adaleti gereği biz bu dünyada ne ektiysek, zerre miktarı hayır işlemişsek o karşımıza çıkacak. Zerre miktarı kötülük de hani Zilzal suresinde geçen evet. Yapsak o da karşımıza çıkacak. Okay. Ve şu da güzel bir temas etmemiz gereken bir husus hocam. Allah Celle Celaluhu öyle bir lütfu geniş merhamet sahibi ki Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu diyoruz. İnana da inanmayana da rahmetiyle muamele ediyor ama ahirette inananların ayrı bir mükafatı olacak. Ve Cenab-ı Allah bir kötülük işlediğinde ki hadis-i şeriflerde de buna çokça temas edilir, ona bir karşılığı vardır. Ama bir iyilik işlediğinde ona kat kat 7'den 700'e 10 kat sevap vardır. Bizim burada temas etmemiz gereken noktalar aslında Allah Celle Celaluhu kötülükten sakınmamızı istiyor. Oldu ya kötülüğe gittik, o kötülükten dönmemizi istiyor. Bir kötülük istediğin zaman hemen peşine bir iyilik yap ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Silinsin. O kötülüğü silip süpürsün. Bir kötülük yaptığında bir, iyilik yaptığında on, onu silip süpürmeyi bırakın kâra geçiyorsunuz. Böyle bir hani yatırım amaçlı baktığımız zaman evet. Meseleye aslında böyle güzel bir yatırım yok. Terazinin kefesi konulduğunda, iyilikler kötülükler bir kefeye konulduğunda bizim aslında iyiliklerimiz 10-10 yüklendiği için o birbiri silip atılacak. Ve burada Allah'ın tevbeleri çokça kabul etme meselesi var. Allah Celle Celaluhu şirk dışında bütün yapılan günahlardan dolayı eğer tövbe istiğfar ederse Allah Celle Celaluhu onu affedeceğini, bağışlayacağını evet. Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Şirkte de yoğun bir pişmanlıkla Allah'a yönelmesi var. Allah'tan af dilemesi var. İşte kul hakkı meselesi zaten biz de çok sohbetlerde beyan etmeye çalışıyoruz. Demek istediğim mesele aslında Allah Celle Celaluhu'nun işte kötülük problemi gibi ortaya atılan aslında kötülüğün mimarları tarafından bu bilinçli olarak gündemde tutulan. O ifade önemli hocam. Çünkü evet. O mimarlar Allah'ın tekvin, irade, kudret sıfatlarını sorgulama, ilim sıfatlarını, bilme sıfatlarını sorgulama neticesi noktasında zaten böyle bir şey yapmıştır. Yani evet. Allah'ın iradesi burada niye müdahale etmiyor değil mi? Yani. Mesela Allah'ın kudreti niye böyle bir takdir kullanmış? Allah'ın tekvini yaratması niye böyle yaratmış?
Hayrı da şerri de yaratan Allah'ındır. İlmi bilmesi noktasında ya Allah-u Teala bunu bilerekten mi yapıyor haşa diye ateist düşünceler, teist düşünceler, deist düşünceler, bunu değişik yorumlar halinde böyle insanların önüne sunmuşlar. Yani bunu insanlar da dediğimiz gibi bu kasıtlı olaraktan yapıldığı için bilhassa gençlerimiz imanı, itikadi çerçevede bunu anlamaya çalıştıkları için, akıl ile anlamaya çalıştıkları için oraya bir not düşelim. Çünkü insanın iyilik ve kötülüğe karşı bilgisi kısıtlı bir bilgidir Sayın Hocam. Evet. Bunu bir bilmek lazım. Yani bu bilgi bizde kısıtlı ve sınırlıdır. Yani dediniz ya, asa entekrahu şey'e ve huve hayrul leküm. Yani insan için iyi görünen şey bazen kötü olur, kötü görünen şey de akabinde bakarsın hayır olur. Yani bu bilginin vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun der ayetin devamında. Evet. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Çok güzel bir ifadedir. İnsanın bilgisi sınırlı ve kısıtlı olduğu için bunu o kısıtlı, ebter, dar aklı ve bilgisiyle anlamaya, algılamaya çalışır. Bu sefer işin içinden çıkar. Ha, ne yapmak lazım? Araştırmayacak mı kişi? Öğrenmeyecek mi? Bilmeyecek mi? Sorgulamayacak mı? Yani bugün birçok okullarda deistlikten mesela bahsediliyor değil mi? Günümüzde aslında bir sorun gibi anlatılıyor ama ona da bakış açım benim biraz farklıdır. Bir gün olur belki onu tartışırız. Yani onu bir gündeme attıklarında o gençlerimiz araştırma yaparlarken nasıl yapacaklar? Bakın Kur'an Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan çok güzel bir örnek verir Bakara suresinde. İyi bilirsiniz. Hazreti İbrahim diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي. Çok güzel bir ayettir bu. İnanç noktasında bize bir metot öğretir. Araştırma noktasında Allah'ın dünyadaki ve ahiretteki bize vaat ettiği şeyleri, başımıza gelen hadiseleri çözme noktasında bu bizim önümüzde şöyle önümüze yazıp bunu kalın harflerle, bunu bir düstur olaraktan, bir metot olaraktan üzerine kitap yazılacak bir ifadedir hocam bu ayet-i kerime. Yani der ki Hazreti İbrahim bir gün Cenab-ı Allah'a diyor ki Rabbi erini keyfe tuhil mevte. Öldükten sonra ölüleri nasıl diriltiyorsun diye Cenab-ı Hakk'a Hazreti İbrahim'in bir sorusu var. Cenab-ı Hak da diyor ki gâle evelem tü'min. Yoksa inanmadın mı? Yoksa inanmadın mı? Hazreti İbrahim cevazı. Gâle belâkin velâkin liyetmainne gâbli. Yok, hayır, ben inandım, iman ettim. Ama lakin kalbim itminan olmadı. Onun nasıllığını sorgulayın diyor zaten ayetin. Evet. Bizler bu işin nasıl olduğunu sorgularsak doğruyu bulacağı inancındayım. İşi Kur'an ve sünnet ekseninden ayırmadan anlamaya çalışırsak işin doğrusunu bulacağı inancındayım. İşi sadece felsefi kaynaklardan, felsefi boyutta değerlendirip anlamaya, algılamaya çalışırsak, ilahiyat boyutundan, inanç boyutundan, Kur'an ve sünnet çizgisinden değerlendirmeye çalışırsak o zaman istikametimizin sapacağını, farklı mecralara inancımızın kayacağımızı da unutmamak lazım. Mutlaka. Bu bizim için bir düstur olsun. Yani şimdi bizler yaratılanlar arasında çıkarılmış hayırlı bir ümmetiz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de Ali İmran 110'da öyle buyuruyor. En hayırlı ümmet. İyiliği emreder, kötülükten de sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de öyle bir noktada hata yaptılar ki burada kendilerine işte başkalarına iyiliği emredip kendilerine o iyiliği etmeme var. Evet. Burada bizim ayırt etmemiz gereken nokta budur. Burada biz hayırlı ümmet olarak iyiliğin yolunda olup kötülükten de sakınanlardan olacağız, nehyedenlerden olacağız. Ve dediğiniz gibi kötülük nedir, iyilik nedir, bizim bize mi göre kötülük? Allah mesela bize göre kötülük olan şey Allah'a göre kötü müdür? Belki Allah Celle Celaluhu o kötülüğün ardından bize nice nice iyilikler çıkartacak, bizim için hayra dönüşecek. Bu bağlamda Allah Celle Celaluhu'nun bizim iyi ve kötüyü neye göre bilebiliyoruz biz? Bu dünyada biz Allah'ın bildirdiğine göre biliyoruz. Vahyin bildirdiğine göre biliyoruz. Zaten bugün hani deist inancında şöyle bir şey var. Evet, biz Allah var ama vahiy ve peygamber yok. Böyle nasıl bir yola doğru Allah'ın mesajına ulaşacak? Yani böyle bir hani bize biz kendi kafamıza göre haz ve hız çağında kendi nefsimizin, arzularımızın götürdüğü yolda yürürüz. Evet. Burada bir böyle bir şey yoktur. Bizim yapacağımız iyilik, güzel, salih amel ve imani noktada bizim taşıyacağımız güzellikler bize Allah Celle Celaluhu'nun mükafatını erdirecektir. Bu anlamda hani araştırmak dediniz ya, araştırma noktasında da bilhassa hani sadece
kendi kaynaklarımızı araştırmadan, kendi işte itikadımızı, işte biz Ehl-i Sünnet olarak Maturidiyiz. İşte Ehl-i Sünnet'in temsilcilerinin Eş'ari mezhepleri var. Ve bu anlamda bizim kendi kaynaklarımızda bize yol gösteren, evet, ışık tutan yerler var. İmam Gazali'den bahsettiniz mesela. Kitab-ı Tevhid, İmam Maturidi Tevhid gibi. Karşısında da farklı düşünceler var. Felsefi anlamda yazılmış eserler var. Bu bugün ortaya çıkan bir mesele değil. Evet. Ve bugün maalesef işte gerek evrimciler, gerek ateistler veya farklı inanç sistemlerinde olanlar devamlı ısıtıp ve bilinçli olarak aslında cevaplar umurunda değil. Evet. Ortaya bir soru atıyorlar ki kafalar karışsın. Ama okumayınca, kendi inancımızı bilmeyince, kendi inancımızı araştırmayınca, temel kaynaklarımızdan, Kur'an'dan ve sünnetten uzak kaldıkça o sorular bizde de sanki bir sorunmuş gibi görünebiliyor. İşte burada bir kötülük problemi dediğimiz, aslında kötülük problemi bizim için biliyoruz kötü var. Allah Celle Celaluhu ondaki yaratmasında herhangi bir zulüm, herhangi kuluna bir kasıt yoktur. Buradaki amaç çekilen sıkıntılar, dertler, tasalar rahmete dönüşür. İmtihan-ı rububiyet sıfatı tabii ki. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın son zamanlarda bilhassa gençler için çıkartmış olduğu kitaplar var. Ve sadece gençler için değil. Ben de bunu burada yayınımız vesilesiyle tanıtmış olayım. Evet. Modern Çağın İnanç Sorunları diye bu kitapta birçok meseleye, işte mesela ilahi adalet ve kötülük başlıklı yazısından yola çıkarak bizler bazı değerlendirmeler yapmaya çalıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızda bu kitap var. Mesela yine Niçin İnanıyorum diye bir kitabımız var kıymetli hocam. Burada da Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman bahislerinde onunla ilgili alt başlıklar var. Ve bir de Kafama Takılanlar diye bir kitabımız var ki bu Cafer Karataş hocamızın yazmış olduğu bir kitap. Gençlerle ilgili sohbetlerinde de çokça şahit oluyoruz. Hani bu bilhassa hani ilk fırsat bulduklarında bu eserlere başvururlarsa, şimdi bazen öyle oluyor ki sanki bilgiler dışarıdan gelecek. Bilhassa sosyal medya öyle bir şey ki bazen öyle bir bilgi kirliliğine sebep oluyor ki doğruyu bulmaya çalışırken hani dağınık bir ev düşünün. Sizin işinize yarayacak bir şey aramaya çalışıyorsunuz ama dağınık olduğu için bulamıyorsunuz. Ve elinize geçen her şey de sizin zihninizi bulandırıyor ve asıl hedeften şaşırtıyor. Bu anlamda da evet çok güzel bir nimettir. Çok güzel bilgilere erişebiliriz ama bir rehberle ona erişmek ve bu bilgilerin sağlam, sahih kaynaklara erişebilmek bu anlamda çok önemli. Biz sizden de son mesajdan alarak programı bitirelim inşallah. İnşallah. Tabii ki şunu dünyada unutmamak lazım. Dünyada her şey zıttıyla kaim. Evet. O yüzden bunun muhakkak dağı varsa ovası var, denizi varsa karası var, gökyüzü varsa yeryüzü var, iyiliği varsa muhakkak da kötülüğü var. Dünya hayatı bir imtihan. Bir gün elbet son bulacak. Cenab-ı Allah'ın ebedi ahir olan hayatı insanlar için var olan, vaat ettikleri insanlara hak olarak ulaşacak. Bu dünyadaki insanların yapıp ettikleri hiçbir şey وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلِينَ olduğunu insanlar zannetmesi. Yani Allah'ın insanların yaptığı hiçbir şeyden gafil olduğunu zannetmesinler. Allah her şeyi bilir. İnsanların sağında solunda bulunan rakip, yazan, gözetleyici katipler olduğunu, her şeyi kaydettiğini, inceden büyüğe, zerreden küreye her şeyin yazıldığını ve yarın Allah'ın huzurunda onlar yerlerin altında da göklerin üstünde de olsa Allah'ın huzuruna getirileceğini, o amel defteri açılacak, orada herkesin hesaba çekileceğini, o zaman zalimler için, zulümler için, zulümkarlar için, kötülük yayan, kötülük yapan, imansız ölen kafir ve müşrikler için yaşasın cehennem ibaresi karşılığı bulacaktır ki onlar ebedi cehennemde kalacaklardır. Ama dünyada yaşadığı sıkıntılara, üzüntülere, kederlere, başına gelenlere sabreden, musibetleri imtihan olarak görüp imanını kuvvetlendiren, inancı ile Allah'ı her daim, her an hayatından çıkarmadan Müslüman iman çerçevesinde bir hayat yaşayan kimselere de Allah'ın mükafatı, mücazatı cennet olacak. Onlar da sabretmenin karşılığını bulacaktır. O yüzden dünya hayatı fanidir, elbet son bulacaktır. Bittiğinde keşke dememek için sabrımızı artırıp şükrümüzü ziyadeleştirip duamız ile, inancımız ile bu tür hadiselere bakış açımızı bizim sabitlememiz lazım. Rabbim iman dairesinden ayırmadan Kur'an ve sünnet çerçevesinde hayatı yaşamayı, bu tür hadiseler karşısında da tenakuza, sıkıntıya, efendime çıkmaza çıktığımızda işi Kur'an ve sünnete götürmeyi unutmadan bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Hocam kıymetli bilginizden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Bizler de hani devamlı namazlarımızda okuduğumuz bir duayla bitirmiş olalım. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette güzellikler, iyilikler nasip eyle. Ahirette de bize azaptan da korusun inşallah. Amin. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Cuma sohbetleri programında bu hafta kötülük neden var konusunu ceza vaizimiz Aziz Yavuz hocamızla beraber konuştuk. İnşallah bir dahaki haftaya farklı konuyla ve konuklarla buluşmak ümidiyle diyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı cumalar.